Günaydın İnfo Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 7 Eylül Perşembe. Biz Yüz Endeksi geçtiğimiz işlem gününe yatay seviyede başladı. Gözler 3 yıllık OVP'deydi. Burada baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentine paralel açıklansa da OVP, piyasanın ilk tepkisi negatif oldu diyebiliriz. Gün sonuna doğru bankacılık endeksi, BİSÜZ endeksinden pozitif ayrışsa da piyasada gün sonu satışlar derinleşti. OVP dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın sunumuyla açıklandı. Yılmaz OVP'nin dört temel amacı olduğunu ve bunların makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyon tek haneye seviyeye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme, istihdamın sürdürülmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi olarak belirtti. OVP'ye yenilik olarak yapısal reformların dahil edildiğini ifade eden Yılmaz, İstişare ve ortak akıl düsturuyla programın belirsizliği azaltacağını belirtti. Yılmaz'ın sunumunun ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da OVP'ye olan inancını ve desteğini belirtti. Erdoğan, ekonomik büyümeden kesinlikle taviz verilmeyeceğini, sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonun tek haneye düşüleceğini ve cari işlemler dengesinin iyileştirileceğini ifade etti. OVP'deki 2023-2026 yılları arasındaki öngörülere baktığımızda ise enflasyon tarafında yıl sonunda enflasyonun %65 olması öngörüldü. 2024 hedefi %33 ve 2025 yılında %15,2 olarak tahmin edilen enflasyonun 2026 yılında %8,5 olarak tek haneye inmesi bekleniyor. 2023'te büyüme tahmini %4,4 olarak açıklandı. Türkiye ekonomisinin 2024'te %4, 2025'te %4,5 ve 2026'da %5 büyümesi öngörülüyor. BIST endeksinde kısa vadede 8200 seviyesinin pivot seviye olarak, 8280, 8370 ve 8450 seviyelerini direnç, 8105, 8030 ve 7940 seviyelerini ise destek olarak izleyeceğiz. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını bekliyoruz.